Şengül Hanım'ın aslında yönlendirmesine de ihtiyacım olabilir. Tamam. O zaman ben ufak ufak başlayayım. Gelen arkadaşlarımız kaldıkları yerden yine de sormak isterlerse bu yandaki soru question and answer aşağıda var. Oradan sorabilirler. Ben şimdi öncelikle ekranımı sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Paylaşamadıysam İnçer Bey bana bilgi versin. Bazen çünkü aksilikler oluyor. İnçer Bey'den paylaşabildim veya paylaşamadım diye bir teyit rica edeyim. Tamam, paylaşabiliyorum demek. Efendim, hoş geldiniz hepinize. Şimdi bugün sizlerle bu ISO 56002 numaralı sistemi, inovasyon yönetim sistemini paylaşmak istiyorum. Bu zamanın ne kadar el verdiği sürece olduğunu tahmin edersiniz. Bazen böyle hızlı hızlı anlatabilirim. Ama sorularınızı cevaplamaya hazırım, buradayım. Şimdi bu tanıtıma, aranızda birçok arkadaşımla tanışmamış olma ihtimalimiz çok yüksek. Sizlere öncesinden işte ben şuyum buyum demek yerine sizlerle daha çok şey paylaşayım diye öncelikle hani böyle bir CV, bir özgeçmiş koymayacağım. Sonunda koyacağım. Burada mujganchetin.com diye zaten blogum var. Oraya tıklarsanız veya Google'a mujganchetin diye sorarsanız zaten işte benim hakkımdaki her şeyi bulabiliyorsunuz. Şimdi yine de ben anlattığım konularla ilgili özellikle söylemek istediğim kendi hakkımda özgeçmişimle ilgili bir şey varsa onları da arada söyleyeceğim. Yine de sizlerden sorularınız olursa da lütfen notlarınızı alın. Sonunda da sorularınızı cevaplamaktan mutlu olurum. Şimdi ben üniversitelerde, değişik üniversitelerde, inovasyon yönetimi alanında, MBA programlarında, Executive MBA programlarında, inovasyon yönetimi alanında eğitimleri veriyorum. Ve orada ki hani midterm veya vize dediğimiz bir ara sınavın konusu bu inovasyon, küresel inovasyon indeksi. Arkadaşlar diyorum ki bu 150-160 sayfalık falan kocaman bir rapor. Her sene yayınlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunu takip ediyor artık. Bu onun için bir önemli kriterlerden bir tanesi. Bunu takip ediyor ve kendi politikalarını buna göre ayarlıyor. Ben de arkadaşlarıma diyorum ki öğrencilerime lütfen diyorum buradan bir Türkiye bir şey yapın, belirleyin. Bir de işte seçtiğiniz bir ülke olsun. Bu seçtiğiniz ülkeyle Türkiye'nin kriterlerini karşılaştırın. Sizler geleceğin yöneticileri, liderleri olarak bizim ilk 15'te olmamız için ne yapmamız lazım konusunda bana görüşlerinizi paylaşın diyorum. Bu da sizin diyorum işte ara sınav sonucunuz olsun. Dolayısıyla ben 2007 yılından itibaren bunun böyle takipçisiyim. Şimdi korona günlerinde de hani herkes kendi penceresinden bakıyor. Ben de aynı şekilde kendi penceremden bakarak kendimce dedim ki bu koronanın acaba faydası oldu mu? İnovasyonun koronaya faydası oldu mu? Bu ilk 15, ilk 10'da yer alan şu ülkeler İsviçre, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İngiltere bunların korona karneleri nasıl? İnovasyon karneleri böyle. Acaba korona karneleri nasıl? Tabii şu anda içinden geçiyoruz. Büyük bir dalgın içinden geçiyoruz. Hani acaba ikinci dalga olur mu olmaz mı henüz bitmedi. Dolayısıyla söylenecek her şey de hata payı olduğunu kabul ederek bu Türkiye Cumhuriyeti'nin TÜBİTAK'ın Cumhurbaşkanlığı'nın verdiği şu sayfa görüyorsunuz. O sayfanın üzerinden takip ediyorum her gün. Bunlar koronadaki vakalardaki ölüm oranları.
Ben bu bugünün rakamları bunlar, bugünün oranları. Tabii bu istatistik sitesine girer bakarsanız o istatistik sitesinde çok sayıda veri var. Yani işte kaç kişi yakalandı, kaç tanesi hastaneye gitti, enkübe oldu, ne kadar iyileşti filan. Şimdi ben bu inovasyonun girdi performans, çıktı performans, süreç performansı gibi birçok anlamda da çalışmalar yaptığım için hani bunu bir sonuç performansı olarak görerek acaba inovasyon bu ülkelerin, küresel inovasyon karnesindeki bu ülkelerin inovasyon bu yaptıkları bir sürü çalışmalar insan yaşamına, yaşama dair bir fayda sağlamış mı? Yoksa bu bir tüketim endüstrisinin, hazcı bir tüketimi bu sonuçlarından gelir elde etmek için mi yapılmış? Şimdi buradaki oranları görüyorsunuz. Bu çok 14 ile ikili rakamlara varan ölüm oranları var. İnovasyon kendimce geldiğim sonuç ve izlediğim şey oran. Kendimce diyorum ki bu ülkeler, hani gelişmiş ülkeler diye çok böyle ortadalar. Biz de bunları örnek alıyoruz, takip ediyoruz. Ama bu ülkelerin insan yaşamına dair bildikleri, yaptıkları yenilikler insan yaşamına bir fayda sağlamamış, bir değer insan yaşamı için bir değer üretmemiş. Değer üretmiş olsaydı İsviçre %6,5 ölüm oranında olmazdı. İsviçre hani ilaç endüstrisinin işte babası, İsveç, Finlandiya, eğitimde ne kadar güzel, işte biz de onu takip edelim falan diye çok örnek aldığımız, işte Amerika Birleşik Devletleri, işte Hollanda, İngiltere. Şimdi Türkiye nerede? Türkiye'nin karnesi bu ölüm sıralamasında güzel bir şey değil ölüm, ama hani bak böyle bir istatistik rakama ihtiyacım var, bir sonuç rakama bir ihtiyacım olduğu için bu ölüm oranına bakıyorum. Türkiye 67. sırada. Yani birinci sırada işte o şeyler, Kingdom falan olurken 67. ölüm oranında %2,73 Türkiye'nin COVID-19'dan ölüm oranları gittikçe de daha da düşüyor. İnşallah daha da düşer. Hepimiz yakalananlar sağlıkla inşallah kurtulurlar diyorum. Şimdi bu ben hep şey diye anlatıyorum. Yaklaşık 5 yıldır bu konuyla, inovasyon yönetimiyle ilgili böyle sunumlar yapıyorum, çalışmalar yapıyorum, seminerler veriyorum, kitaplar yazıyorum, oturumlara katılıyorum. Orada karşılaştığım işte bir fikir yönetim sistemi kurulduğu zaman inovasyonu yönetiyorum diye diyenler oluyor. İşte biz çok güzel inovasyon yönetiyoruz. İşte onlara diyorum ki inovasyonu yönetmek, fikirleri toplamak, bunları seçmek, değerlendirmek veya buna ilişkin bir yazılım kurmak demek değildir. Sürdürülebilir şekilde inovasyon sonuçları, başarınızı yönetebilmektir. Bunun için de uluslararası bir yaklaşım söz konusudur. Bu da işte 2000'li yılların başından itibaren, yani 20 yıldır bu yaklaşım söz konusudur. Ama ne yazık ki aranızda çok sayıda bu işe mükemmeliyet modeline, kalite yönetim sistemlerine gönül veren arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Ülkemizde 20 yıldır hala bir kalite yönetim sistemi dediğimiz zaman hala ürün kalitesi zannedenler olma hayal kırıklığını hepiniz benim gibi yaşıyorsunuzdur. Yani bunun bir yönetim sistemi olduğu konusunda henüz daha bilinç oluşmamış diye görüyorum, benim gördüğüm. Şimdi neden sürdürülebilirlik konusunda, sürdürülebilir inovasyon başarısı konusunda ısrarcıyım? 2016 yılında Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini açıkladı. Ve 17 tane bir hedef açıkladı ve 2030 yılında
inovasyona bakış olarak böyle bu hedefleri tanımladı. Buradaki amacını da şöyle tanımladı. Dedi ki yoksulluğu ortadan kaldırmak istiyorum. Gezegenimizi korumak istiyorum. Barış ve refah içinde insanlar yaşasın istiyorum. Bunun için bu bir eylem çağrısıdır dedi. Şimdi efendim daha geçen hafta Cuma'ydı galiba şeyde Ortaköy'de Yunusların o yüzüşüyle ilgili videoları siz de benim gibi görmüşsünüzdür. Boğaz'da eğleniyorlardı, açlardı. İnsanlar kenarda onlara bir şeyler atıyorlardı. Şimdi doğa yaz verdiğimiz zarar o kadar açık ki güncel bir biçimde izliyorsunuzdur. Çin'de hava nasıl temizlendi, İstanbul'da nasıl temizlendi. Ve hani bu koronavirüs günlerinde hepimiz evimizde kaldık. İşte bu evde olmanın, işte kapımızda hangi marka araba olmanın, araba olup olmamasının hiçbir önemi kalmadı. Sadece insan olmanın yoksulluğu anladık. Ve insan olarak değerlerimizi sorgulamaya başladığımız bir günden geçiyoruz. Bunu 2016'da UNDP demiş ki, lütfen ben bunu görüyorum, buna bir şey yapmamız lazım. Ve bir sürü kuruluş da bununla ilgili bu çalışmalar başlattılar. Şimdi biz inovasyon yönetim sistemi standartlarını çalışırken işte biz de bu 17 ilkenin 5 ilkesiyle birlikte birçok bir sürü standart bunlarla ilgili ben de şu kadar ilkeyle paralel işler yapıyorum diye anons etti. UNDP bütün dünyada bunun paylaşımı ve bununla ilgili herkesin bir şeyler yapması gerektiği konusunda ciddi bir kamuoyu şeyini arkasına aldı. Biz de hazırladığımız inovasyon yönetim sistemi standartlarıyla bu 3 numara, 4 numara, 8 numara, 9 numara, 11 numara hedefleri şöyleymiş onlar. Sağlık ve kaliteli yaşam hedefini, amacını, nitelikli eğitim amacını paylaşıyoruz. Size anlatacağım, birazdan paylaşacağım standartlar. İnsana yakışır ekonomik büyüme ile ilgili amaçlara yönelik bir hazırladığımız standart. Sanayi ve yenilikçilik ve altyapı 9. esas inovasyon dediğimiz zaman yenilikçilik bu konuyla ilgili amaçlar ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklar konulu amaca hizmet edecek şekilde standartları hazırladık. Şu ana kadar birazdan sizlerle detaylı paylaşacağım. 4 tane standardı yayınladık. Şu anda 4 tanesi geliştirme aşamasında. Ben de birazdan sizlerle beraber birlikteliğimi bitirdikten sonra 56.007'nin hazırlama çalışmaları için bu 4 standartın bir tanesi için oturumlara katılacağım. Ve şu anda daha fazladır zannederim. Bu 45 katılımcı üye, 18 izleyici üye. Japonya'daki rakam, bu ben ISO'nun sayfasından aldım. Buradan bakabilirsiniz. Şuraya da liaison komiteler, bizim çalışma komitelerimize işbirliği içerisinde olan diğer komiteler hangileri diye bunları koydum. Burada aranızda kalite yönetim sistemi açısından çalışmalara katılan arkadaşlarım varsa göreceklerdir. Onun bizim inovasyon yönetiminin çalışma komitesinin ISO'daki adı 279 numaralı çalışma komitesi. Şeyinde kalite yönetim sisteminde 176 görüyorsunuz. 176 bizim bütün terminolojimizi, yönetim sistemimizle ilgili konularda bizimle işbirliği içerisindeler. Dolayısıyla bizim standartımıza inandıktan sonra kalite yönetim sistemi içerisinde bir revizyon ihtiyaç varsa onlar da bundan haberdar olup bir sonraki revizyonda yayınlayacaklar. Bir de 286 numaralı çalışma komitesi. Bu da Collaborative Business Relationship Management'la ilgili standartları yazan komite. Efendim şimdi bu slaytta size o bütün bu 5 yıllık bir süreci özetlemek istiyorum. Bu şurada gördüğünüz M harfi, Improve'un M'sin, ödülünün fotoğrafı bu. Ben üniversitede öğrencilerime ders verirken State of Art ne
kimler inovasyon alanında dünyada neler yapıyorlar konusunda araştırma yapınca Avrupa Birliği'nin 6 yıllık projesinin, 8 milyon euroluk projesinin bir çalışması olduğunu öğrenip bu neymiş diye kalkıp İspanya'ya gidip eğitimini almıştım. İlk akredite improve danışmanı olmuştum. Şimdi sizler arasında bunları kullananlar vardır. Innovalik improve'u kullanarak bir öz değerlendirmesini gerçekleştiriyor. Şimdi ben eğitimi aldıktan sonra 2014'te proje tamamlandı ve aynı EFQM gibi bu Avrupa Birliği de bu konuyla ilgili bir şey kurdu. Sivil Toplum Örgütü Improve Academy diye. Bu akademide aynı EFQM'deki gibi kaliteyi yayılımını sağlaması gibi inovasyonun da yayılımını sağlamak üzere bu akademi çalışmaya başladı ve bir ödül süreci başlattı. EFQM ödülüne benzer bir şekilde. Bu da küresel inovasyon ödülü. Beni de buldular. Dediler ki ya sen işte hani bunun eğitimini aldın, şeysin, bu konuları biliyorsun. Ülkenden bu yarışmaya katılacak firmalara bizi yönlendir. Ben de 3 firmamı yönlendirdim. Onları ikna ettim. O değerlendirmeyi yaptık. Bizim işte amacımız yarışmaya katılmakta ve işte kendi inovasyon yetkinlikleri konusunda da bir farkındalık sağlamaktı. Ancak bize bir haber geldi. Denildi ki siz işte küresel inovasyon ödülünü kazandınız. Yarışmayı kazanan müşterimle beraber birbirimize baktık. Dedik ki duyurmayalım, gidelim ödülü alalım da ondan sonra şey yapalım. Bunu gazete ilanlarına veririz, biz büyük ödül kazandık diye. Şimdi bakıyorum ne kadar hani özgüvenli eksik insanlarmışız. Bu 5 yıl çalıştıktan sonra bu delegelerle, çok dünyanın çok değişik ülkesinden delegelerle kendime ne kadar haksızlık ettiğimi, ülkeme ne kadar haksızlık ettiğimi de görüyorum. Ama hani belki de öyleydik. Biz bekledik. Bizi işte İtalya'da, Bologna'da bu şu anda çok ağır şeylerin olduğu Bergamo, o Kuzey İtalya'da büyük bir sarayın içerisinde çok gösterişli bir şekilde ödülümüzü takdim ettiler. Ondan sonra biz anons ettik Türkiye'de ve işte InnovaLeague'in InnovaTeam'de şey yaparsanız, TV'sinde de izleyebilirsiniz. Ne yaptık da kazandık konunu. Bir de bir şeyle, sunumla da bunu paylaştık. Sonra Avrupa Birliği bir 16.555 diye bir standart yayınladı. Ve ISO'da ya işte Avrupa Birliği de standart yayınladı. Ben de bir standart hazırlığı yapayım diye 279'u kurdu. Ve beni buldu. Dediler ki sen Türkiye delegesi olarak katılır mısın bu çalışmalara? Ben de ne yapacağım dedim. Dediler ki senin ulusal standartlar örgütüne başvuruda bulunacaksın. Ve işte ondan sonra da geleceksin. Onlar da seni bizim çalışma komitesine yazdıracaklar. Ben son bu korona günlerinde bu sunumumun bir benzerini, bu kadar sizler kadar detaylı anlattığım halini değil, daha kısa özetlerini sivil toplum örgütlerinde paylaştım. Orada sağ olsun bazı arkadaşlarım, hocam biz de katılalım bu çalışma komitelerine dediler. Onlar da şimdi ilave 3 kişiyle beraber bu hafta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak çalışmalara katılacağız. 3-4 standartın yazımı çalışmalarına dağıldık. Ben 5 yıl boyunca yalnız başıma Lyon'un grubunda, şu anda size anlatacağım, 56.002'yi çalıştım. Yine 5 yıl boyunca IVA'nın grubunda VG4'te 56.004'ü çalıştım. Ve bu iki gruba işte paylaştım, ülke ülke gezdim. Burada bu aynı komite üyesi olabilmek için de bir taahhütnamede bulundum. Ben bütün bu masrafları kendim karşılayacağım. Bu standartlar yayınlandıktan sonra da bu standartların telifiyle ilgili bir ticari sizlerden bir hak talebinde bulunmayacağım diye. O yüzden hani sizlere şimdi diyeceğim ki lütfen şey yapın,
standartları satın alın diyeceğim. Benim ticari bir gelirim yoktur. Bu ülkemizin geliri olacak. O yüzden rahatlıkla satın alabilirsiniz. Bu konuda hassasiyeti olanlara söyleyeyim. Şimdi de 56.007 IBM Management standartının yazılması için birazdan saat 3 gibi falan toplantıya katılacağım. Orada tabii daha çok delege olduğuna eminim. Çünkü işte böyle kalkıp bedenimizi taşıyıp bu gördüğünüz arkadaki dünya haritasında şu mavi ülkeler, efendim şey katılımcı ülkeler, sarılarda izleyiciler, gözlemciler. En son Tokyo'da, Japonya'daki toplantımıza katılan 45 katılımcı ülke var. İlk ben Oslo'da, İsveç'teki toplantıya 15 ülkeden 40 delegeyle başlamıştık çalışmalara. Sonra işte mesela Japonya'ya İsveç 22 delegeyle, Amerika Birleşik Devletleri 18 delegeyle, Çin 12 delegeyle, Fransa 10 delegeyle falan böyle bir ekip haline geliyorlar. Ben tek başıma işte gidiyorum ve bu standartlar yazılırken aynı komitelerde görev yapan arkadaşlarım bilirler. Bu bir şartname. Bu şartnamenin işte herkes kendi ülkesinin çıkarlarını gözetecek şekilde şartnameye kendi ülkesinin ürün ve hizmetlerinin girmesi için uğraşıyor. İşte oralarda da ben hani bir ürünü veya hizmeti işaret etmeyelim diye kendi ülkemin o noktadaki sıkıntılarını bildiğim için işte değişik böyle ittifaklar kurarak ilerledim, geldim. O yüzden her toplantıda diyorum ki lütfen daha çok olun. Çünkü işte Amerika Birleşik Devletleri Başkan'dan yazıyla geliyordu bir arkadaşımız. İşte şu kadar işte 18 delege katılmış mesela Japonya'ya. 18 delegenin sözcüsü benim. Biz kendi aramızda işte çalışacağız, edeceğiz. Ülke görüşü olarak işte bu beyefendi bildirecekti. Dolayısıyla işte ben düşünüyorum, ben çalışıyorum, ben konuşuyorum oldu bütün bu şeylerde. Burada bu toplantılara mesela Peru, Endonezya, İran ile katıldı. Sonra böyle o kadar bu toplantıların popülaritesi arttı ki o popülariteye herkes ben de girmek istiyorum. Ne yazılıyor bu konuda dedi. En son yıllarda şu yanda gördüğünüz sivil toplum örgütleri de katıldılar. İşte UNDP, Dünya Ticaret Örgütü, WIPO, UNIDO, UNESCO, OECD, İSPİM, EPO, CERN falan gibi böyle çok sayıda. Çünkü biliyorsunuz bunlar uluslararası ticaretin, uluslararası hizmet ve mal değiş tokuşunu şekillendiren veya bilgi değiş tokuşunu şekillendiren kuruluşlar bunlar. Bir bütünlük için bunlar da bu ki yenilik yönetimiyle ilgili o zaman çalışmada temsil hakkı elde ettiler. Dolayısıyla işte birazdan söyleyeceğim ben biz inovasyon terminolojileri konusundaki yazdığımız standartta artık OECD'nin hazırladığı bu Oslo kılavuzu, Frascati kılavuzu, Canberra kılavuzları da out of date oldu. Yani dolayısıyla onlar da bizim bu yazdığımız standarda baz alarak kendileri revizyon yaptılar yayınladıkları dokümanlarda. Şimdi bir ISO'da yeni bir standardın çalışılması ve yayınlanması, kabul edilerek yayınlanması sürecini ben de bu 5 yıl içerisinde deneyimledim. İşte bir grup kuruluyor. Bu New Work Item Proposal denilen bir aşamayla başlayıp 6 tane aşamadan geçtikten sonra ancak standart yayınlanıyor. Hani başka standartlarda olay nasıl gerçekleşiyor bilmiyorum ama benim için de yer aldığım bu yenileşim süreci ile ilgili, yenileşim yönetimi ile ilgili bu standartlar 5 yıl sürdü. Bir standartların bu birinci aşamadan altıncı aşamaya kadar gelinmesi. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Lütfen standartları aldığınızda okuduğunuz zaman benim kulaklarımı çınlatın. Biz ilk başladığımızda işte diğer ülkelerin standartlarına çalıştık. Kimler ne yazmışlar, bu konuda yapılmış ne var diye. Ondan sonra da ilk önce inovasyon yönetimi, yenileşim yönetimi prensiplerini, işte görev paylaşımı yaptık. O Leo ile beraber çalışmada benim görevim de strategic direction. Yani ben inovasyonumu yönetiyorum diyebilmeniz için hangi prensiplerle
prensipler olması lazım. Biz bu hangi prensiplerin ışığı altında bu standartları yazmalıyız? Bana da ödev olarak stratejik direction çıkmıştı. Ben de bunu yazdım. Bu cümleler hani benim yazdığım haliyle yayınlanmamış olsa bile sizden rica ediyorum kulaklarımı çınlatın lütfen. Şimdi bu bir sürü toplantı yapıldı. 15 toplantı. İşte bir sürü bu toplantılardan bir kısmına katıldım. İşte bugün başlayacak olan toplantı aslında Saint-Denis, Fransa'da yapılacaktı. Şimdi virtual yapacağız. İşte saat 3'te de ona katılacağım. Devam eden yazımlar, standartların 56.005 Intellectual Property Management, 56.007 Idea Management, 56.008 Key Performance Indicator veya ölçme değerlendirmesi. İşte sizlerden önceki sivil toplum örgütlerinde yaptığım sunumlarda işte arkadaşlarım da bu diğer gruplara katılımcı oldular. Bu az önce bahsettim ilk toplantıda kendi kendimize. Şimdi diğer ülkeler ne yapmışlar ki biz onlardan farklı bir şey yapalım, bunu uluslararası hale getirelim dediğimiz zaman burada gördüğünüz diğer ülkelerin inovasyon yönetimi alanındaki standartlarını okuduk, çalıştık. Şimdi bunları görünce ben ülkem adına çok utandım. İşte ülkemizin TSS'nin niye acaba burada Türkiye yok da neden bir Türkiye'nin standardı, inovasyon yönetimi alanında standardı yok diye kendim utandım. Yani ben niye bunu harekete geçirmedim diye. O yüzden 5 yıldır bu bütün varımı yoğumu bu işe döktüm. Yani bir ülkemden bir standart yazımına hiç olmasa temsil olsun, hiç olmasa ülkemin bir standardı olmadı diye çalışıyorum. Allah ömür verirse bundan sonraki işte toplantılara da katılıp yeni standartların yazılmasına katkı sağlayacağım. Şimdi beni niye bu kadar rahatsız eden şeylerden bir tanesi, bakın mesela Portekiz, Kolombiya, ondan sonra işte Rusya, şimdi hani İngiltere'ydi, Almanya'ydı. Mesela bir aranızda bir yaşaydan olanlar varsa işte dünyadaki standartları belirleyen, eğitim sistemini bile belirleyen İngilizler biz. İşte şey diye eserler üfürürler. Biz işte güneş batmayan imparatorluğuz diye. Şimdi dolayısıyla bütün herkes onların arkasından gider. Ama hani Portekiz'deki imajınız ne? Son zamanlarda 250.000 dolara ev alırsan Avrupa Birliği vatandaşlığı alacağın bir ülke. Ama adamlar oturmuşlar Management of Research Development and Innovation Management System Requirement diye standart yazmışlar. İşte mesela hani İspanya battı. Aranızda İspanya'yı görenler vardır. Adam oturmuş 2014 yılında Research and Development and Innovation Management diye standart yazmış. Çin neydi? Hani 1 liralık şeylerin ülkesiydi. Adam ve mesela Intellectual Property Management yazmış. Mesela Çin'de iş yapanlar bilirler. Çin'de bir patent çalmak iyi bir şeydir. Yani bir hırsızlık kategorisine girmez. Aa ne kadar güzel. Onu taklit edebilmiş olur. Yani onurlandırılan bir şeydir patent hırsızlığı. Şimdi ama adam oturmuş 2013'te fikri haklar yönetimi standardı yazmış gibi. Kolombiya işte bir uyuşturucu kaçakçılığı ülkesi diye ben görmedim. Çok merak ettiğim ülkelerden bir tanesidir. Orada hani o bize Hollywood'un gösterdiği gibi olmadığını düşünüyorum ama bizim kafamızdaki imajı oturmuşlar Research and Development'dan Innovation Management System Requirements yazmışlar. Brezilya işte bizim samba ülkesi, yani işte biz orada böyle dans eden kadınları biliriz. Şimdi bu tabii düşündürücü bence bir tablo yani. Evet, şimdi konuyu dağıtmadan devam edeyim. Efendim bu 5 yıl boyunca çalışmalarımızın sonunda 4 tane standart yayınladık. Bu 4 tane standardı ben şimdi böyle hızlı size biraz bahsedeceğim. Bunlarla ilgili talep ederseniz detaylı eğitimler de veriyorum. İşte bu konudaki böyle vizyoner kuruluşlarımız, daha ben bunları yazarken standartlar yayınlanmadan hocam ne yazıyorsun, gel bize anlat, biz de kendimizi bir hizalayalım dediler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her yerde onlardan gururla bahsediyorum.
Sizler de standartlarla ilgili eğitimler almak isterseniz Şenur Hanım'a başvurun. Bunları anlatıyorum ki daha çok böyle yayılalım, çoğalalım istiyorum. Şimdi bu dört tane standart ne? Bir tanesi 56.002. Bugün size onlardan bahsedeceğim. Innovation Management System. Yani ben inovasyon yönetimi sistemim var diyebilmek için ne yapmak gerekiyor anlatacağım. 56.003 Tools and Methods for Innovation Partnership Guidance. Bundan da kısaca bahsedeceğim. Artık inovasyon tek başına yapılabilen kapalı inovasyonla. Ben işte Ar-Ge'nin içerisine kapandım. İşte inovasyon yeniliklerimi yapıyorum. Demekle olmuyor. Çoklu işbirliği ve çeşitlilik içerisinde gerçekleşen bir faaliyet oluyor. Bununla ilgili ne yapmak lazım mı ilişkin yayınladık standardı. 56.004 İBA ile beraber çalıştığımız Innovation Management Assessment. Ben bu assessment'ı değerleme diyorum. Evaluation, değerlendirme olarak tercüme etmiyorum. Hani siz nasıl kendiniz şey algılarsınız bilmiyorum ama inovasyon yönetimi. Ben şu anda inovasyon yönetimim iyi mi? Bunu nasıl değerleyeceğim? Buna bakmak için bu standart. Yani işte Innovalik'e katılanlar bilirler. O bir öz değerlemedir. Onu nasıl yapacağınıza ilişkin bundan da biraz bahsedeceğim. Ve 2020 yılında diğerleri 19'da yayınlandı. Bu yılın Ocak-Şubat ayında yayınlanan Fundamentals and Vocabulary. Şimdi işte Rickert diye bir bilim adamı var. O diyor ki işte bilim kavramlardır diyor. Şimdi ne demek bu? Bizim kafamızda her kelimenin bir sembolik anlamı var ve onlarla düşünüyoruz. Gördüğüm en önemli sıkıntılardan bir tanesi bu inovasyon alanındaki birlikte olduğum kuruluşlarda her türlü vesileyle kavramlar konusunda kafalar karışık. Yani hatta bana böyle sosyal medya hesaplarından da sorular geliyor. İşte inovasyon yaratıcılıktır değil mi hocam? İnovasyon ticarileştirmektir değil mi? Ondan sonra inovasyon yönetilebilir bir şey değildir. İşte inovasyon standartlaştırılır mı falan gibi. Herkesin kafasında inovasyon sembolü, resmi farklı bir şey. Dolayısıyla biz oraya giden işte 45 ülkenin işte bilmem kaç tane danışmanı, uzmanı, ben bu işten anlarım diyen kişisinin kafasında da öyleydi. Birinci öncelik olarak bunu yaptık. Hem Kaldar üyeleri bilirler, hem bu konuda IFGM ve kalite yönetim sistemi içerisinde uzman olan arkadaşlarım bilirler ki 1980'lerin sonunda, 90'ların başında kalite yönetim sistemi ilk yayınlandığında, hatta IFQM de ilk yayınlandığında Kaldır'ın verdiği ilk eğitimlerde şu vardı. Ben o zaman daha gençken katılmıştım. Hatırlıyorum. Kalite müşteri istek ve beklentilerinin karşılanmasıdır. Biz falan böyle dedi. İki gün süren bir eğitimde biz bunu anlamaya çalıştık. Ne demek müşteri istek ve beklentilerinin karşılanması? Şimdi aynı şekilde ben de çoğunluklu olarak inovasyon nedir eğitimleri veriyorum efendim. Sebebi çünkü herkes inovasyonu kendi anladığı gibi anlıyor. Biraz da bundan da bahsedeceğim. Şimdi bu Fransa yerine virtual olarak yaptığımız şeyde de bu standartlar şu anda hazırlanıyor. Benim üzerinde işte katılacağım toplantıdaki fikir yönetimi standardı. Bunu işte dokümanlara ulaştı. Şimdi onları okuyorum. Daha önceki toplantılarla ilgili diğer gruplara katıldığım için katılamadım toplantılarda. Onlar çalışıp bu toplantıya gireceğim. 2022'de plan yayınlamayı planlıyoruz bu şeyi. Şimdi ben bu standartlar yayınlandıktan sonra Türk standardına şey rica ettim. Lütfen dedim bunu TSE Türk standardı olarak yayınlar mısınız? Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları buradan satın alsınlar. Sağ olsunlar TSE beni kırmadı. Sizi bu linkten lütfen Türk standardı olarak bunları satın alın. Hani benim kendi bir ticari bir şeyim söz konusu değil bu anlamda. Türk Standartları Enstitüsü. Bu konu bunu söylemek istiyorum. Çok önemsiyorum. Çünkü ben eski bir TÜBİTAK çalışanıyım.
Şu anda kullandığınız internet ben daire başkanlığı yaptığım dönemde 1996 rahmetli Tuzun Terzioğlu'nun başkan olduğu dönemde, sonradan Sabancı Üniversitesi'nin kurucu rektörü oldu. İnternet bir sadece ODTÜ'nün ve Ege Üniversitesi'nin erişebildiği bir yenilikçi bir yapıydı. Rahmetli Tosun Terzioğlu ile benim harika ekip arkadaşlarım vardı. Onlarla beraber biz 50 milyon dolara ULAKNET adını verdiğimiz, bütün üniversitelere bunun yaygınlaştırılması üzerine de elektronik bilgi sistemi, erişim sistemini kurarak bilginin hızla yayılması ve daha fazla yeniliğin, teknolojinin, bilimsel bilginin kullanıma açılması açısından ULAK BİM'i kurduk. Ve eğer aranızda yüksek lisans yapanlar, doktora yapanlar varsa işte onların isim annesi benim efendim. Orada da kulaklarımı çınlatırsanız çok sevinirim. Ve bunu niçin söyledim? Bu yenilikçilik konusunda bu terminoloji bütünlüğünü nasıl sağlarız ve onu yapabilmek için Avrupa Birliği çerçeve programlarına işte Türkiye Cumhuriyeti olarak böyle paralar ödedik. O paraların karşılığında da işte sizler Horizon 2020 6. çerçeve 7. çerçeveden işte hibeler aldınız, aranızda olan alanlar varsa. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti bu tip uluslararası birlikteliklerde hep böyle alacaklı konumda kalıyor. Yani işte 200 lira veriyor, 20 lira alabiliyor. Halbuki 200 lira alabilecekken. Aynı şekilde Uluslararası Standartlar Örgütü 1947'de kurulmuş ISO. Türkiye Cumhuriyeti de 1954-55 civarlarında oraya kayıt yaptırmış. Kayıt yaptırmak için para ödüyorsunuz ve her yılda para ödüyorsunuz. Ben burada temsil edilmek istiyorum. Neden temsil edilmek istiyorsun? Çünkü küresel ticarete katılmak istiyorum. Çünkü lisan birliği sağlamak istiyorum bir ticarette. İngiltere'ye bir şey satarken sağdan mı soldan mı trafik, üçlü prizli mi, çiftli prizli mi, onun kargaşasını şey yapmak istemiyorum. O standartlarda ürün ve hizmet üretmek istiyorum. Ancak standart tanımını yapmış bu TSE'nin şeyinde, aynı komiteye üye olan arkadaşlarım bilecekler. Burada hani standart deyince herkes işte asker gibi aynı giyiniyor. Herkes aynı şey yapıyor gibi algılanıyor. Halbuki efendim standartın tanımı şu. Bunu vurgulamak istememin sebebi üzerinde uzlaşma sağlanmış, yetkili bir kurumca onaylanmış, tüm ilgili tarafların katılımıyla gerçekleştirilmiş ve uygulaması tercihe dayalı bir doküman. Yani İnovasyon yönetim sistemi standardını yayınladık. Bunu canı isteyenler uygulayabilir. Ben bunu tercih ediyorum diyenler uygulayabilir. Bir zorunluluk söz konusu değil. Kamusal mevzuatlarla bu konuda teşvik ediliyorlar. İşte kamu ihalelerine katılmak için işte 9001'in olması lazım. Orada da lisan birliği için. Yani devlet diyor ki ben işte kaliteden anlayışım budur. Lütfen sen de buna uysan iyi edersin gibi bir yaklaşım var. Şimdi yok hayır ben kendim pişireceğim, kendim yiyeceğim, kendim dünyayla bir lisan birliği istemiyorum, onlara da mal ve hizmet satmak istemiyorum diyorsanız hepinizin kendi kuruluş standartları var. Ay yok ülkemin içinde bir yerlere bir şey satmak istiyorum diyorsanız TSE'nin standartlarına uyuyorsunuz. Yok Avrupa'ya satmak istiyorsanız CNCNL'ye uyuyorsunuz. Yok efendim ben dünyaya bir şey satmak istiyorum diyorsanız da ISO'ya uyuyorsunuz. Dolayısıyla bu ISO'nun anlam ve önemi burada. Yoksa işte sizin yenilikçi ürünlerinizin hepsini aynılaştırmak değil. Zaten hani farklılık demek yenilik. Şimdi yine aranızda çok deneyimli arkadaşlarım olacaktır. Ben vakti nasıl kullanıyorum bilmiyorum ama evet daha vaktim var. 1987'de bu uluslararası ticarette ben işte hataları yakalayayım bari veya kısmen de önleyeyim bari kalite kontrol kavramı için standartlar yazılmaya başlamış, ölçme ve kontrol. Türkiye Cumhuriyeti'ne 90'ların başının itibariyle girdi. 9001, 2, 9, 3 falan gibi şeyler vardı. Benim yaşımda olan aranızda arkadaşlarım varsa onlar bilecekler. Daha sonra işte bu kalite güvence yaklaşımına dönüştü.
ve iş sağlığı güvenliği girdi, çevre girdi, bilgi güvenliği yönetim sistemi girdi, enerji girdi gibi çok sayıda yönetim sistemi dahil oldu. Ama bunların her biri kendine özgü numaralandırmayla, yaklaşımlarla yazıldı. Ama 2015'e gelindiğinde de işte birazdan size anlatacağım high level structure yapısına erişildi. Biz de 279 numaralı çalışma grupları olarak hazırladığımız standartları 2019-2020'de yayınlamaya başladık. Böylece entegre yönetim sistemimizin içerisine biz inovasyon yönetim sistemimizi de koyabilirsiniz demeye başlıyoruz. Ben bugün aranızda entegre yönetim sistemi olan arkadaşlarıma diyorum ki ya inovasyonunuzu yönetiyorum diyebilmeniz için ayrı bir yönetim sistemine ihtiyacınız yok. Şunları değiştir, şunlara ilaveleri yaparsanız entegre biçimde bütün yönetim sistemlerinizi yönetebilir hale geleceksiniz diye bunu anlatacağım. Şunlar entegre yönetim sistemi içerisindeki standartlar. Ben bunların 9000, 27000, 50000, 45000'in şeyiyim, baş denetçilerindenim. Belki de hani o yüzden de böyle bir yönetim sistemine gönül vermiş, inanmış kişilerdenim. Entegre yönetim sistemi ne demek? Entegre yönetim sistemi dediğimiz zaman bu 9001'in çatısını kurduğu ama hani ürün kalitesi de değil, kalite güvence sistemiydi. Yani o yönetimin ürettiği her türlü ürün ve hizmetin kaliteli olması konusundaki bir yönetim sisteminden bahsediyoruz. Onu kurduğunuz zaman bilgi güvenliğini de onun üzerine kurabiliyorsunuz. Enerjiyi, müşteri memnuniyetini, iş sağlığı güvenliğini, çevreyi de kurabiliyorsunuz. Tabii ki kanun ve mevzuatlarda onun çatısını, altyapısını ve müşteri sözleşmelerinizi oluşturuyor. Ben de diyorum ki şimdi bugün sizlere anlatacağım inovasyon yönetim sistemi ile de bu entegre yönetim sistemini ilintilenebilirsiniz. Bu bütün entegre yönetim sistemi içerisinde bunları da kurarsanız böylece inovasyonunuzu da yönetebilir hale gelirsiniz. Aranızda Ar-Ge merkezi müdürleri, yöneticileri, üst düzey yöneticileri de varsa yani onlar böyle kendilerini Ar-Ge mevzuatıyla ayrı bir şekilde yönetiliyor falan zannediyorlardı ama artık onları da entegre yönetim sistemi içerisinde yönetebilirsiniz. Çünkü Ar-Ge merkezi olarak onlar da bir yönetim uyguluyorlar. Bir yönetim sistemleri var. Devlet bunun bir kısmını müdahil ediyor ama mevzuatlarla dahil oluyor ama onları da bu entegre yönetim sistemi içerisinde görmek güzel bir şey olacak. Efendim 2015 versiyonu ne demek ve biz 2015 versiyonuna uygun olarak hazırladık bu standardı. İçinizde buna aşina olanlar vardır ve işte bu PUCO döngüsüne de aşina olanlar vardır. Risk yönetim yaklaşımı bu 2015 versiyonu ile girmiştir ve 10 maddeden oluşmuş bir yapı oluşmuştur ve standardın içerisinde meyli malı cümleleri varsa denetçiler, baş denetçiler, denetçiler gelirler, size bunu ararlar ve sertifikasyon açısından bakarlar. Ve yüksek seviye yapı 2015'ten sonra çok sayıda eğitmen ve danışman Kalder de bunları yapmıştır. Nedir yüksek seviye yapı? Neler değişti diye anlatmış anlattılar. Bütün standartların da ortak kelimeler bunlar haline geldi. Düzeltici faaliyet, ondan sonra ölçme, denetim, sürekli iyileştirme, risk, politika, amaç bu kelimeler bütün standartlarda aynı oldu. Yani çevreyi de elinize alsanız aynı, bilgi güvenliğini de eline alsanız aynı, kaliteyi de alsanız aynı. Ve bütün standartlar 10 madde haline geldi. Bu 10 maddenin 4. maddesinden 10. maddesine kadar olan kısmından sorumlusunuz. Diğerleri işte giriş, referans standartlar gibi atıfta bulunan konular gibi maddeleri içeriyor. Dolayısıyla
Siz bir madde 4'ü çevre yönetim sistemi içinde, sağlık güvenliği içinde kuruluşunuzun kapsamını tanımladığınız zaman, iç ve dış paydaşlarınızı tanımlayıp kapsamınızı belirlediğiniz zaman bunu çevre yönetim sistemi içinde tanımlamış oluyorsunuz. Kalite yönetim sistemi içinde tanımlamış oluyorsunuz. Ben de diyorum ki şimdi size anlatacağım standartla. Siz bunu inovasyon yönetim sistemi içinde tanımlamış oluyorsunuz. Burada değişen madde 6 ve madde 8'de sadece inovasyon özel konular olacak. Evet, bunlar benim katıldığım toplantılardan bazı görseller. Şimdi 56.000 Fundamentals and Vocabulary standartından biraz bahsedeceğim. Şimdi efendim dünyada bu benim bu standartın yönetim sistemiyle ilişkin 500 sayfalık bir kitabım var. Bunu bu sene yayınlamaya, Allah izin verirse yayınlamayı planlıyorum. İnovasyon ile değer katanlar. Şu gördüğünüz tabloyu o kitaptan aldım. Onun işte orada da bir bölüm var. O anlatıyorum inovasyon tarihi ve inovasyon ne değildir diye anlatıyorum. Şimdi orada inovasyon tarihinde ilk işte Schumpeter 1911 Birinci Dünya Savaşı öncesi bir ekonomist Schumpeter'ın ekonominin gelişmesi ve iyileşmesi için inovasyonu önermesi ve inovasyonu tanımlamasıyla dünya ilk literatürde bunu kayıt altına alıyor. Ama hani bazı uygulamalarda, bazı akademik çalışmalarda da deniliyor ki işte efendim McCartney belgeselidir, işte şudur budur filan, yok işte tekerleğin icadıdır gibi bir sürü şeyler de söyleniyor ama yazılı olarak ilk defa inovasyonu tanımlayan Schumpeter'dir. Ben üniversitedeki verdiğim derslerde de bu konuda bu bilgileri öğrencilerime aktarıyorum. Daha sonra Oslo'da bir araya gelen OECD ülkeleri, 35 tane hani gelir seviyesi yüksek ülke bunlar, zengin ülkeler, bir araya gelerek ya biz birbirimizle mal ve hizmet alışverişi yapıyoruz. Hani projeler yapıyoruz, ortaklaşa projeler yapıyoruz. Ne demek Ar-Ge, ne demek inovasyon? Gel bir yazalım şunu dedikleri bir kılavuz var. Onun şimdi 2018 versiyonu da çıktı. Bizim yazdıklarımız da güncellendi. Yine 2008'de işte Ar-Ge merkezleri kuruldu. Onlar da Ar-Ge kanunuyla kuruldu. Bir de Ar-Ge kanununda yazılmış bir Ar-Ge ve inovasyon tanımları var. Şimdi dolayısıyla artık bu standartla 56.000 standardıyla beraber biz sizlere bu şeyi nedir diye anlatıyoruz. İnovasyon Ar-Ge değildir. Ür-Ge değildir diye anlatıyoruz. 67 sayfalık bir standart. Çok güzel yazılmış bir standart. Çok böyle kavgalara, dövüşlere sebebiyet vererek hazırlanmış bir standart. O yüzden tavsiye ediyorum. Birbirinizle kavga etmeyin. Daha önce biz kavga ettik. O sonunda bir uzlaşmaya vardık. Onu alın, kullanın. Çünkü bu artık yayınlanmış bir standart. Bunu isteseniz de istemeseniz de hani ben uluslararası bir yönetim sistemine uygulayacağım diyorsanız birinci basamak olarak bunu kullanacaksınız. İyileştirme değildir. Bununla çok karıştırılıyor. Geliştirme hiç değildir. Yani development, improvement, invent, buluş değildir. Burada görüyorsunuz, o yüzden bu tabloyu koydum. Buluş sahipleri bunlar ama inovasyonu gerçekleştirenler bunlar. Yani inovasyon için buluşun bir faydaya dönüşmesi lazım. Bunu bana soruyorlar, ticari kazanca dönüşmesi. Hayır. Bir faydaya dönüşmesi lazım. Bu bir ticari fayda olabilir veya bir sosyal fayda olabilir diye özellikle vurguluyorum. İnovasyon yaratıcılıktır diye büyük büyük konuşmalar yapanlar var. Bu iş adamlarından da, akademisyenlerden de yapılıyor bu konuşmalar. Efendim, yaratıcılık bir yetenektir. Bir kişisel yetenektir. Kişilik yeteneğidir. Psikolojik bir duruştur, anlayıştır. Halbuki siz o yeteneği kullanarak inovasyon yapabilirsiniz. İnovasyon yaratıcılık değildir. İnovasyon sadece teknolojik uygulama değildir. Yani ille bir buluşa dayanması gerekmiyor inovasyonu yapmak için. Bulunduğunuz alanda bir farklılıkla da bu inovasyonu yapabilirsiniz. Şimdi bu tanım, bu standarttan aldığım tanımı benim tercümemle, benim Türkçemle şöyle söyleyeceğim. Sevdiğim için bunu böyle kendim belki de tercüme ettim. Siz satın aldığınız zaman okuyacaksınız. İnovasyon, yenilik ve değerin.
ilgili tarafların algılamasına bağlı olduğu ve bunlarla alakalı olduğu bir sonuçtur. Dikkat ederseniz bir ticari bir sonuçtur demiyoruz. Finansal veya sosyal bir değer gerçekleştiğinde, yeniden dağıtıldığında bir yeni ve değiştirilmiş varoluştur. Çok felsefi tercüme yapmış olabilirim. Ama burada özellikle söylemek istediğim şey şu, inovasyon ilgili tarafın algılanmasına bağlı olarak. Birazdan size bahsedeceğim. Ben yıllardır anlatıyorum şu teknoloji, bu teknoloji, bu teknoloji. Ve insanlara diyorum ki ya işte hani seyahat etmeme gerek yok, gidip gelmeye, uçağa binmeye, otobüse binmeye, işte Skype ile görüşebilir miyiz? Ve bana garip garip bakıyorlardı. Şimdi bir anda algı değişti. Görüşmelerimizi ben şu anda sizlerin hiçbirimizi görmüyorum. Toplantılar, eğitimlerin de çok yorucu olduğuna ilişkin ben deneyimliyordum. Ama bu konuda da bilimsel çalışmalar yapılmaya başlandı. Çünkü sizlerle beden dilinizi anlama, algılama, yüzünüzü ve yüzünüzdeki mimiklere alışmış olan beynim şu anda bir kameranın ufacık bir deliğine bakarak kendi kendine konuşuyor. O yüzden çok bir şey hani sizin ihtiyaçlarınızı, kafanızdaki soruları cevaplayabilecek şekilde anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama daha çok yoruluyor. Yani sizi acaba ifade edebildim mi kendimi, acaba beklentileriniz konusunda kafanızdaki sorulara cevap verebildim mi diye. Yani bir de radyasyon mu vardır nedir bilmiyorum. Öyle bir yorgunluğun fazla olduğuna ilişkin son zamanlarda bir şeyler okuyorum. Şimdi EFQM modeli, eğer sizlerde bu konuyla ilgili hani varsa, neden daha fazla yoruluyoruz kamera karşısında? Ben normalde hep ayakta dururum ve hareket halinde, kendimce şey diye söylemiştim. Beynim şu sıra size bir şey anlatmak için, beynim hareket halinde, vücudum da hareket halinde olduğu zaman ikisi birbirine uyum sağlıyor ve yorgunluğum rahatlamış oluyor. Ama şu anda bedenim oturuyor, beynim zır 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 dolaşıyor. O yüzden çok çabuk yoruluyorum. Ve kendi kendime yorumlar yapıyordum. Neyse, konuyu değiştirmeyeyim. Şimdi ne anlatacaktım? Evet. EFQM'in 20-20 modelini Mehmet Hocam anlattı. Onu ben de izledim. Sizler de aranızda buna katılanlar olduğunu biliyorum. Tamamen değişiyor EFQM modeli de. Şimdi o 20-20 modelde artık 3 temel kriter mi diyeyim, yön mü diyeyim, sizin terminolojinizde. Bunların içerisinde kriter 4 ve 5 inovasyon yönetimiyle ilgili olanlar. Bunlardan birisi sürdürülebilir değer yaratma. Artık EFQM modeli de değerden bahsediyor. Biz inovasyonun bir değer ve bunun tarafların algılamasına bağlı bir değer üretimle alakalı bir sonuç olduğundan bahsediyorduk. Dolayısıyla inovasyonu yönetseniz iyi olur. İnovasyon yönetim sistemi kursanız iyi olur. EFQM 2020 modeli için diye düşünüyorum. Bir de kriter 5, performans ve dönüşümü yönlendirmenin 5. maddesi birebir yenileşimi yönlendirme, teknoloji kullanma, birebir inovasyon yönetim sistemiyle ilgili alakalı diyorum. Onları Mehmet Hocam'dan öğrenirsiniz. Şimdi bu 56.002'yi anlatacağım. Bu standart her türlü organizasyon, yani aranızda kamu, özel, sivil toplum, KOBİ, büyük kuruluşlar varsa hepiniz uygulayabilirsiniz. Aranızda her türlü inovasyon, ürün, hizmet, süreç, iş modeli inovasyonu yapanlar varsa uygulayabilirsiniz. EFQM'in yayını Türkçe'ye çevrilen inovasyon yenileşen diye bir not geldi Nihat Kepenek'ten. Evet, ben de Türkçe inovasyonu kullanayım mı kullanmayayım mı diye kendim hangi terminolojiyi kullanayım istedim. Türk Dil Kurumu yenileşim diyor. Ama TİM, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve çok sayıda kuruluş bunu inovasyon haftası diye 2014'ten beri kullandıkları için
Hani ben Bursa BÜSİAD Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin inovasyon ödülleri ya yenileşim ödülleri, onlar terminolojiyi gayet güzel kullanıyorlar. Onları baş değerlendiricisi ve eğitmeliyim. Onlar çok hassaslar ama Türkiye İhracatçılar Meclisi inovasyon diye kullandığı için ben de böyle ikisini biraz karışık kullanıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Hani yoksa Türkçemi çok seviyorum, saygı duyuyorum. Şimdi nerede kaldım? Her türlü yaklaşım, açık, kapalı ve teknolojik inovasyonların hepsi için bu modeli kullanabilirsiniz. Arkadaşlarım, yönetim sistemlerine aşina arkadaşlarım bilecekler. Buradan müşterinin istekleri gelir. Burada müşteri memnuniyeti olarak çıkar. Biz de inovasyon yönetim sisteminde efendim fırsatlara ilişkin yenilik niyetlerini alırız bu sürece. Ve bunları bir değer olarak ürettiğim zaman tarafın algısına bağlı bir değer ürettiğimiz zaman da inovasyonu üretmiş oluruz, bir sonuç üretmiş oluruz diyoruz. Aynı bildiğiniz gibi organizasyonun bağlamıyla başlayan ve FOKÜ döngüsüyle devam eden o yapı bizde de var diyorum. Şimdi burada standardın içeriğini biraz size göstereyim. Hızlıca da şuradan bir şey yapacağım. Ne kadar vaktim kaldı? Evet. Bir yarım saatim kalmış. Bundan sonrasını toparlayıp size sorularını cevap vereceğim. Ondan sonra çünkü saat 2-3 şeyi kaçıracağım ama uluslararası toplantıyı kaçıracağım ama siz olsun diyelim sonrasında. Artık diğer toplantılara devam ederim ben orada. Evet, şu kırmızıyla yazdıklarım inovasyon yönetim sistemi içerisinde için koyacağınız ilaveler. Onun dışındakiler hepsi sizin normal entegre yönetim sisteminiz. Şimdi 56.004'ten bahsetmek istiyorum. Assessment Team'in InnovaLeague'i. Burada da bunun ilk önce prensiplerini yazdık. Bir inovasyon yönetimi değerleme yani ben inovasyonumu nasıl yönetiyorum? Teraziye çıktığınız aşama bu. Ne yapacaksınız? Nasıl yapacaksınızla ilgili hazırlığını yapacaksın, uygulayacaksın. Sonra da bunu bakarak ilerleyeceksin. 7 tane prensip söyledik. Bunun amacı inovasyona değer katması. Sizin strateji ve hedeflerinizi zorlaması, sizi gelişim için harekete geçirmesi, iyi uygulamaları yüreklendirmesi, ilham verici esnek olması, etkin, güvenilir bir süreç olması. Ve dolayısıyla burada neler yapabileceğinizi uzun uzun bu standarda bakarak nasıl yapacağınızı anlatıyoruz. Bu konuda benim biraz hassasiyetim var. Team Improve'u yönlendirerek 6000 Türk kuruluşunun inovasyon yetkinliklerini bu veri tabanı üzerinde açmanızı olanak sağlıyor ama benim orada belki hassasiyetim ulusal bir çözümün kullanılması. Burada da USIMP'i öneriyorum. USIMP üniversiteler açısından bir sivil toplum örgütü. Bir ticari şeyi yok ama ulusal anlamda gerçekleştirilmiş. Nasıl şu anda Zoom için şeyi bekliyorum, Havelsan'ı bekliyorum, Havelsan'ın diyalog diye yerli çözümünü bekliyorum. Zoom'la ilgili biliyorsunuz bilgi güvenliği açısından sıkıntılar var. Ben de işte yerli üreticilerin NETAŞ'ın da varmış sanırım. Aranızda NETAŞ'tan arkadaşlarım varsa onlar da söylesinler. Başka yazılımcıların da varmış. Yerli üreticilerin çözümlerini kullanmayı tercih ediyorum. Burada da değerlemeyi yaparken lütfen işte ben 5 yıldır Ankara'yı da ziyaret edip TÜBİTAK, bakanlıklar, TS, TÜRKAK, ondan sonra Mesleki Yeterli Kurumu onları da ziyaret ederek işte bu anlamda ne yazıyoruz, ülkem olarak bu konuda ne tip mevzuat hazırlıkları, altyapı hazırlıkları yapmam lazım gibisinden işte haddim olmayarak önerilerimi sunuyordum. Bu hatta korona öncesi de seyahatlerim vardı, TÜRK'a seyahatlerim vardı ama iptal edilmiş biletlerim var tabii bu sıkıntılarım çıkınca. Şimdi bir de 3'ten bahsedeceğim. Bu da Innovation Partnership ile ilgili olan standardımız. Burada da az önce söylediğim inovasyon yönetimi dediğimiz zaman tek başına işte kapanıp bir odaya ben bir yenilik yapacağımın ötesine geçti artık dünya. İşbirliği yönetimi, bir network, bir ağ yönetimi içerisinde işte
Bu hatta işte şeyleri bile var bunun falan, Google'lar veya işte şey diğer uluslararası Kickstarter'larla açıyorsunuz. Bu tip paylaşımcı ekonominin çoğaldığı bir yaklaşım söz konusu. Sebebi de neden işbirliği yapıyoruz? Riskleri paylaşmak için ve herkes uzmanlık alanlarında pazara time to market ve time to profit dediğimiz iki tane önemli kriter vardır bizim inovasyonda. Pazara çıkış süresi ve kâra geçiş süresini kısaltmak isteriz. Çünkü hani eskiden Ar-Ge, aranızda Ar-Ge'ci arkadaşlarım varsa bilirler. İşte biz 2 sene böyle kendi kendimize Ar-Ge yapardık. İşte daha sonra değişik modellerle işte bunu mümkün olduğu kadar 6 aya indirmeye çalıştık. Hele hizmet üretimindeyseniz bunu mümkün olduğu kadar işte bir ay, 2 ay içerisinde bunu halletmeniz gerekiyor ki bu yenilik konusunda hazırlıklı olun. Maliyetlerinizi düşürmeniz lazım. Her şeyi ben yapacağım dediğiniz zaman artık o çok eski bir yaklaşım haline dönüşüyor. Bu inovasyon yönetimi partneri kılavuzu da kimler sizin partnerinizdir? Bunları nasıl seçeceksiniz? Bunlarla nasıl işbirliği sağlayacaksınız konusunda da çalışmalar için kullanabileceğiniz bir standart. Şimdi son sözlerimi de şeyle toparlayayım. Sonra sizlerin sorularını cevaplandırayım. Bu hepinizin benzer bir süreç yaşadığına eminim. İşte ilk 2 hafta bizim bu Mart'ın ortalarından sonra evlere kapandığımız dönemde ne oluyor acaba diye bir manevi bir travmatik nasıl olacak derken, işte şimdi bugün AVM'ler açıldı ama nedense açık havalı parklar, deniz kenarları daha henüz açılmadı. Ben de heyecanla onları bekliyorum. Böylece işte kuaförler hep saçlarımız uzadı, boyalarımız geldi diyormuş. Ben artık boya kullanmıyorum. Doğal halimle yaşıyorum. Boya işe geldim. Ama saçlarımı kestirmem lazım. Kuaförler bugün açılıyor. Randevu alacağım. İnşallah randevu için şey bu istediğim zamanı gün bulabilirim. Hayat normalleşiyor ama işte hala nasıl normalleşeceği konusunda konuşuluyor. Fakat bunun ekonomiye etkilerinin uzun süreceği söyleniyor. Şimdi bu konuyla da ilgili epey bir şey okuyorum, rapor okuyorum veya yayın takip ediyorum. İşte şeyde dünyada %4'e yaklaşan daralma olacağı, işte bunun Avrupa Birliği'nde 7-8'lere varan bir daralma yaşanacağı, Avrupa Birliği'nde 6'lara varan bir daralma, işte Çin'in en az daralan ülke, sonra da Türkiye'nin en az daralan ülke olacağı konuşuluyor. Turizmciler battılar zaten ve küçük esnaf battı. %90 gelir kaybı yaşadılar. Dolayısıyla bundan sonra bu inovasyonun çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Ve ülke olarak bizim aşılı olduğumuzu da düşünüyorum. Neye aşılı? Biz risklere aşılıyız. İçinde yaşadığımız, işte ben sosyoloji öğrencisiyim efendim, 4. sınıf. Yine bu mühendis olarak yaşadıktan sonra uzun yıllar ya ben niye anlamıyorum toplumsal kararları, toplumsal davranışları deyip biraz da sosyoloji okuyayım dedim. İnovasyonlar toplumda karşılık bulmazsa bir anlamı yok diyerek sosyoloji okumaya başladım. İyi ki de okumuşum. Çünkü hani ben çok mükemmel bir ürün yapıyor olmanız önemli değil. Onun toplumdaki algısı çok önemli. Toplumdaki karşılığı çok önemli. Toplum hazırsa sizin şeyinizi algılıyor. Ve inovasyon da şu anda çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ülke olarak da buna coğrafi kaderdir. Bu her tarafımızda risklerin olduğu bir yerde bizler bu anlamda çok da kriz atlatmış bir ülke olarak bizim iş adamımız, bizim yöneticimiz, bizim mühendisimiz böyle çok daha çabuk toparlanıyor. Yani düşüyor ama hani düşmüyor demeyeyim. Devriliyoruz ama böyle hacı yatmaz gibi böyle devriliyoruz. Ondan sonra böyle bir sersemliyoruz, bir zararımız oluşuyor ama sonra tekrar kalkıp tekrar hayatımızı devam ediyoruz. Bu dünyanın devrildiği bir
ortamda devrilmeye alışmış bir ülkenin çocukları olarak bizlerin daha hızlı toparlanabileceğini düşünerek lütfen diyorum karamsar olmayalım. Hani çok küçüldük, ettik, battık, o şey mahvolduk söylemleri yerine bu inovasyon fırsatlarını hayata geçirelim ki bunu yapan çok güzel kuruluşlar oldu. Örneklerinde sizler de tanıklık etmişsinizdir. Ben eski bir Arçelikliyim efendim. O yüzden Arçelik bu cihazlara yönelik üretimini 14 günde tamamlaması, seri üretimini ventilatör dedikleri yoğun bakımdaki bunu seri üretime geçmesi hani bir gurur duyduğum şeylerden bir tanesi. Şimdi bu risk analizi ve değerlendirme hepiniz tanıksınız. Bu aslında 2015 kalite yönetim sistemi içerisinde fırsat ve risklerin demesine rağmen biz sadece risklere odaklandık. Ama şimdi biz şeyle inovasyon yönetim sistemiyle fırsatları da çok öne çıkartıyoruz. Dolayısıyla aslında kalite sistemi içinde fırsatları da dikkate almanız gerekiyorken inovasyon yönetim sistemini kurarsanız daha iyi olacak. Ne fırsatları görüyorsunuz? İşte ben 10 yıldır bu teknolojiler var, bu teknolojilere 3D printerlar var, bu hepiniz biliyorsunuz uzaktan erişim şeyleri var. Benim Udemy'de eğitimim yayınlanıp duruyor. İşte Google Glass var, giyilebilir teknolojiler var ama inovasyon bir türlü toplumda karşılık bulmadı. Ama şimdi bir anda hepimiz şeye yüklendik, e-ticarete yüklendik. Bu hazır olmasaydı teknoloji evimize getirtemeyecektik bu şeyleri. Şimdi dolayısıyla bir teknolojik trendler bu fırsatlar açısından önemli. Ben de korona öncesi teknolojik trendler ne tarafa doğru gidiyordu, korona sonrası ne tarafa doğru gidiyor diye çok takip ederim. Bu Gartner'a aşinasınızdır. Burada görüyorsunuz beyaz renkli olanlar 2 yıla kadar hayata geçecek ama bu korona öncesi olan bir grafik. O yüzden işte şunları duymuşsunuzdur, böyle WhatsApp gruplarında herkes birbirine şey yapıyor, gönderiyor. İşte bu Çinlilerin yüzden tanıyan sistemi, Amazon Go'nun artık ne kadar çok hani temaslı ödemelerin öne geçeceği, yok dijital paralar, bu elimize çip taktırarak işte çip partileri düzenleme. Bu da işte Hollanda'da sanıyorum. Evet, bu sitesine bakarsanız Mayıs sonuna kadar burası dolmuş, restoran rezervasyonları dolu. Ülkemizde de cep telefonlarına indireceğimiz bir sosyal korona şeyi Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması var. Dolayısıyla işte bunlara yönelik bir sürü uygulamalardan korona sonrası. Bunu Trend Hunter'ın bu trend raporları var. Buradan da takip ederim çok başka yerden olduğu gibi. Korona sonrası ne değişti diye bunu da hemen indirdim. Siz de bunlara bir bakın isterseniz. Hani burada çok sayıda trendteki değişiklikler var. Ben öne çıkarmak istediklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin yenilikçi kuruluşları olarak hepinizi öyle görüyorum. Ses kontrolü cihazlar korona sonrası öne çıkacak. Bu tuvaletlerde hatırlarsanız Opet'in tuvaletleri, temiz tuvaletlerde böyle elimizi dokundurmuyorduk. Mesela eskiden sadece 22 bin gıda güvenliği aramızda gıda üreticileri arkadaşlarım varsa ben sanki oradaki hijyen kurallarının bütün yönetim sistemleri içinde geçerli olacağını düşünüyorum artık. Arttırılmış, genişletilmiş gerçeklik dediğimiz bu ekranda hani yoruluyoruz dedim. Böyle küçük bir deliğe bakmaktansa bu arttırılmış gerçeklikle sizler veya ben ekrandan sizin karşınızda canlıymış gibi çıkacağım. Bu teknolojiler önemli. Bir de giyilebilir teknolojiler çok şey. Burada benim Bilim Kızı diye bir projem var. Oradan dolayı bu Canan Dağ devirini böyle gururla takip ediyorum. MIT'de profesör. Ve o geçen 2 hafta önce galiba bu yeni giyilebilir teknolojisini şey yapmıştı. Tam korona zamanı işte onu giydiğiniz zaman sıcak vücut ölçünüzün işte şekerinizi, kalp atışınızı da o dedesi için hazırladığı bir teknoloji. Çok şey bir hayranım ben ona. Akıllı bir kız.
Maşallah Allah yolunu açık etsin diyorum. Bir de karbon negatif atık özgür çözümler korona sonrası. Bu zaten benim çok kafamı karıştırmıştı. İşte maskeler takıyoruz, eldivenler takıyoruz, efendim hijyen yapacağız diye. Halbuki korona öncesi sıfır atık yapacağız diye bez torbalara dönmüştük. Şimdi marketlerde naylon torbaları doldurup işte bu naylon torbaları dünyayı kirletiyoruz. Sonra da işte birbirimize videolar paylaşıyoruz. Aa bak ne güzel ortak şeyler gelmiş. Yunuslar gelmiş. Şimdi bu torbalar, bu maskeler, bu eldivenlerden geri kazanım atık özgür çözüm dedikleri şeyler çoğalacak. Ne kadar vaktim kaldı? Evet, çok hızlanayım. Çok. Şimdi artık herkes evden ekranın karşısına geçip çalışıyor ama sadece ekranın karşısına geçince ben işi yapmış olmuyorum. İş süreçlerinde de yenilik fırsatları var. Biraz da yenilik fırsatlarından. İşin kontrolünde de yenilik fırsatları aranızda bu anlamda iş süreçlerinde inovasyon yapmak isteyenler için söylüyorum. Yani uzaktan bağlanınca işler yenilenmiş olmuyor diyorum. İşverenler de düşünecekler, ben senin 45 saatine yeni iş kanunu gereği seni taşıyordum, bedelini getiriyordum, burada yediriyordum, içiriyordum. Ondan sonra kira ödüyordum. Seni ondan sonra bu bedenine ödüyordum bu parayı. Şimdi senin bedenin evinde. Acaba çalışıyor musun? Ekranın sürekli açıkta kalsın diyen yöneticiler olduğu konusunda işte sunumlar izliyorum. Dolayısıyla işverenler diyecekler ki ya sen evdesin kardeşim, yani aynı ücrete bu iş olur mu? Dolayısıyla ücretlendirme sisteminde de bir yeniliğe ihtiyaç var. İşte bir sürü plazalar da kiralar tekrar gözden geçecek. Bu tabii iş kanununda ve ben geçen hafta işte bir toplantı öncesi süt ısıttım, sonra da elimi böyle yaktım. Şu anda elimi tedavi etmekle meşgulüm, ciddi birinci derecede yanık oldu. Şu anda peki kendi kendime diyorum, ben bir iş kazası mı geçirdim acaba, bir ev kazası mı geçirdim? Dolayısıyla iş sağlığı güvenliği mevzuatında da bir şeye ihtiyaç var. Artık ıslak imza kaşığı bulundurması gerekiyor mu? Dolayısıyla o kadar çok fırsat, o kadar çok dönüşecek şey var ki. İşte Nebahat Bulut diye bir hocamız bu diğer hastalıklar nedeniyle raporlarını gösteremedikleri için hemen Twitter'dan bir tane grup bulup 160 tane de başka doktorla hastaların raporlarıyla onlara korona harici hastalara sanal hastane hizmeti vermiş. Yani o kadar çok fırsat var ki sizlerin bunları gerçekleştireceğine inanıyorum. Benim bu konuda gençlere çok güvenim var. Geçen sene başladığım Udemy'de ücretsiz gençler için inovasyon isimli eğitimim, 2000 öğrencim vardı. Bir ay içerisinde 35 ülkeden 2300 daha öğrencim oldu. Şimdi bütün meslekler değişecek tabii. Kırıldı bir kere, hayatımız kırıldı. O kırılma sonrası artık hani yeni normalden bahsediyoruz, eski normal yok. Bu bunları neyse anlattım. Derdim bağışıklığı güçlüğü bir kamu olsun. Bağışıklığı güçlü bir sivil toplum kuruluşu olsun. Bağışıklığı güçlü bir özel sektör olsun istiyorum. Ve bu dünyanın yeni durumuna uygun olarak yerli çözümlerim üretilsin ve kamu tarafından da desteklensin. O yüzden kamuyu sürekli ziyaret edip işte TÜRKAT, TS, bakanlıklar, savunma sanayi müsteşarlığı anlatıp duruyorum bunları. Bir inovasyon yönetimi değerleme, neden işte TIM improve'u kullanıyor, USIMP'in ulusal çözüm olarak kabul edip onu kullansa olmuyor mu inovasyon karnesini? Ülkemde inovasyon kültürünü ölçme ve değerlendirme. Biz standartta diyoruz ki kültürünüzü ölçün, değerlendirin, kişileri, inovatif kişileri ölçün, değerlendirin. Ama eminim ki hepiniz Amerikan ölçeklerini, psikoteknik ölçeklerini kullanıyorsunuz. Benim bildiğim ülkemde bu anlamda çözümler var ama kimse onlara bakmıyor. Bunların desteklenmesi, bunların çoğalması lazım. Çünkü bunlar kültür dediğimiz zaman, kültür yereldir. Ve İngilizceden tercüme edilebilecek bir şey değildir diyorum. Herkese bunu anlatıyorum. Yerli çözümlerin bu anlamda
desteklenmesi gerektiği konusunda çok ısrarcıyım. Aynı şekilde iş zekası çözümleri açısından da hepiniz eminim ki işte yabancı Alman yazılımı, Amerikan yazılımı, yok Fransız yazılımı gibi bir sürü yazılımları kendi verilerinizin üzerine geçirip ve büyük veri analizi yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de diyorum ki bilgi güvenliğiniz nerede? Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu yapacak yok mu? Bu iş zekasını, sizin bu verilerinize erişebilme hakkını verdiğiniz iş zekası çözümleri sizin bu yetkinliklerin DNA'nızı garanti ediyor mu diyorum. Bu inovasyon yönetim sistemi içerisinde, bu sistem sertifikasyonu sürecinde yurt dışından 2000 euroya denetçi getirip kendinizi işte ilk belgelenmiş firma olarak alacağınızı, ben denetçileri yetiştireyim, aranızda çok değerli arkadaşlarım olduğunu biliyorum. 2000 lira verin onlara. Yani 2000 euroyu niçin yabancıya veriyorsunuz? Üstelik bu denetçiler, bu deneyimli denetçiler yurt dışında da denetimlere gitsinler. Kapılarınıza insan kaynaklarında yaptığınız hatayı yapmayın diyorum. ARGE müdürlerinin kapısına inovasyon müdürü diye yazıyorsunuz. Ondan sonra veya bir fikir yönetimi yazımı alıp onu inovasyon yönetimi diye kapısına inovasyon yönetimi müdürü diye yazıyorsunuz. Öyle yapmayın. Gazetelere ilanlar veriyorsunuz. İnovasyon mühendisi arıyorum, inovasyon uzmanı arıyorum da bunların tanımları ve mesleki yeterliliklerini oluşturalım. Bunları birlikte tanımlayalım. Dolayısıyla işte Müjgan'ın inovasyon müdürü, Müjgan'ın inovasyon mühendisi, Müjgan'ın inovasyon uzmanı yerine tanımlanmış bir inovasyon mesleki yeterliliği tanımlanmış bir şey olsun istiyorum. Neredeyim? Ha, önerim nedir? TSE'nin kapısında, TÜKAK'ın kapısında yatmamın sebebi, bana da yardımcı olursanız hep beraber, o yüzden sizlere bunları paylaşıyorum. Bir an önce, çünkü İngilizce bilmeyen arkadaşlarım var. İngilizceymiş hocam, standart yayınlanmış ama diyorlar. Bunların tercümesi Türkçe olması, TÜKAK tarafından bunun ulusal akreditasyon sürecinin bir an önce başlatılması, ben efendim iş denetçi ve baş denetçileri yetiştireyim istiyorum ve bir an önce denetimlerin gerçekleştirilmesi ve personel sertifikasyonu ile sizlerin bu anlamda yetkinliğinin dünyadan önce harekete geçmesi. Derdim bu. Ben de buyum. Şöyle bir göz gezdirin. Ondan sonra yine dediğim gibi benim web sitemden ve sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederseniz kim olduğumu anlarsınız. Ama hani şimdi soru sormak için bana diyebilirsiniz ki sen kimsin, sana ne soralım diye. Ben endüstri mühendisiyim. Buradan bakabilirsiniz. Şimdi sorularınızı bekliyorum. Bu question and answer'da ben şeyi kapatıyorum, sunumu kapatıyorum. Sunumu kapatmak için. Kapatmayı başardım mı acaba? Galiba başardım. Evet, sorular konusunda Şengül Hanım bana veya Dinçer Bey bana yardımcı olursanız ben de evet açalım. Bakalım neler sormuşsunuz. Evet, Nihal Hanım'ın, Nihal Kepeneğin sorusu var. EFKEM yayınlandı ve Türkçe'ye çevrilen bir inovasyon yenileş EFKEM bir çerçeve yayınlamıştı. Bu çerçeveyi çok özümseyememiştim, anlayamamıştım. Model revize sonrası çerçevenin güncellenmesiyle ilgili bir çalışma var mıdır? Ay, özür dilerim. Bu ben doğru insan değilim. Bunu kaliteli cevaplaması lazım. Vecihi, inovasyonu paylaşmak riskli değil mi? Bu nasıl aşılıyor? İnovasyonu paylaşmak. Evet. Şimdi inovasyonun o işbirliği standardını satın alırsanız, Ece Bey Hanım bilemedim. Orada bu inovasyon
yönetimi alanında yaptığınız işbirliğinde hem kendi fikir haklarınızı hem karşı tarafın bilgi güvenliğini nasıl koruyacağınıza ilişkin orada ne yapmanız gerektiğinizi anlatıyorum. Dolayısıyla işte istihbarat yöneticileri bilgiyi nasıl paylaşıyorlarsa siz de çok gizli bir şey yapıyorsanız, ne diyeyim ben, bir gizli proje yapıyorsanız öyle paylaşırsınız. Yani kod adı bir şey olan bir projenin sadece işbirliği yaptığınız kuruluşa onu ilgilendiren kadar kısmını paylaşabilirsiniz. Anonim bir şey soru var. İnovasyon yönetim sistemi için başlangıç eğitimi yakın zamanda yapacak mısınız? Bu konuyla ilgili TÜRKAK'la halindeyim, görüşmeler halindeyim. İlk önce akreditasyonu sağlansın istiyorum. Burada emin olun ki bunu yaptığım zaman benim sosyal medya hesaplarımdan lütfen takip edin. LinkedIn'den, Twitter'dan, Instagram'dan ve benim blogumdan. Orada duyururum ben bunu size. Ama bu korona öncesi TÜRKAK'a ziyaretim iptal oldu. TÜRKAK'ta da bir yönetim değişikliği oldu. O yüzden size bir şey söyleyemiyorum. Şimdi acaba onlarla da uzaktan görüşme yapabilir miyim diye derdindeyim. Songül Anıl. Merhaba. İştenekçi eğitimleriniz ne zaman başlayacak? İşte az önceki o baştenekçi eğitimleri gibi lütfen beni takip edin. Zakir Özbey, inovasyon para kazandıran yenilik yaratıcılık denirse doğru ifade edilmiş olur mu veya nasıl bir tanım olur? Şimdi bu Zakir Bey, hani doğru olur ama kısmen doğru olur. Çünkü az önce bizim hani standart için yazdığımız tanımda söylediğim şey şu, onu bir kere daha hatırlatarak cevap vermek istiyorum. Finansal veya sosyal fayda sağlayan yenilik, yaratıcılık o zaman demek lazım. Yani ille ben bir sosyal inovasyon yaptığım zaman bundan bir para kazanmak için yapmıyorum. Bu mesela Ahbap Derneği var veya işte İhtiyaç Haritası Derneği var. İhtiyaç Haritası Derneği ihtiyaç sahipleriyle talep edenleri bir araya getiriyor. Bir anda korona zamanı işte maskeler konusunda bir anda oldu. Mesela bu bir kimseye para kazandıran bir yenilik, bir inovasyon değil. Dolayısıyla kısmen doğru olur. Ülkemizde inovasyon yönetim sistemi belgelendirmesi yapılıyor mu? Hayır, yapılmıyor olması lazım. Ama işte öğrendim ki bir firma ben yapıyorum demiş. Hani oraya lütfen temkinli yaklaşın. Yapılmıyor olması gerekiyor efendim. Evet, henüz yapılmıyor. Bu konuyla ilgili öngörünüz nedir? Başlangıç iletişim için akredite olan firma var mı? Hayır, yok. TSE tarafından 56.000 derece standarttan tercüme edilen hiç yok mudur? Soru tercümesi yoktur şu anda. Evet, diye cevap vermek istiyorum. Evet, başka soru var mı? Ben teşekkür ederim. Levent Bey buradaymış. Evet, ödül kazanan firmamızın genel müdürü Levent Alatlı Bey'di. Koza yönetimi olarak çok onur duyduğum, her yerde de anlattığım kişidir kendisi. Evet, başka soru var mı efendim? Evet, başka soru yok. Gülsen Hanım, ben teşekkür ediyorum. Berna Hanım, ben teşekkür ediyorum. Evet, bir sorumuz daha var. İnovasyon yönetim sistemi kapsamında yer alan standartların hepsinin belgelendirmesi yapılacak mı? Yok, hayır. Bu şöyle oluyor. İnovasyon yönetim sistemi demeyeyim sadece. Diğer bu konuda yönetim sistemleri konusunda uzman arkadaşlarım bilecekler. Yönetim sistemleri de sadece bir tane standardın belgelendirmesi yapılır. Diğerleri destek kılavuz veya işte açıklama, guidelines gibi şeylerle konunun kapsamına göre
başka bir sürü standart yapılır. Yani 8 tane standardı 8 de belgelenmeyecek. Bir tanesi belgelenecek ama o bir tanesini hayata geçirmeniz için ne yapmanız lazım? O 8'ini de hani yapsanız iyi olur. Hani tamamen tercih sebebi. Ben teşekkür ediyorum Selami Çiçek Bey, Mesut Karakuş Bey, Hande Erol Hanım, Ahmet Şen Bey, Filin Türk Hanım. Görebildiklerimi söylüyorum, diğer arkadaşlarım beni bağışlasınlar. Ondan sonra şu anda 135 kişi kaldık galiba. Evet. Şurada iki tane soru var galiba. Teşekkür ediyorum Zeynep Hanım. Korona'ya teşekkür edeceğiz diyor. Tamam. Sadece böyle demiş. Bütçe ne kadardır? Ülke genel bütçesinin argenimasyonu ayrılan bütçe. Şimdi bununla ilgili kriter var. TÜBİTAK bunları yayınlıyor ve şeyden de yayınlanıyor efendim. Ve hedefi de var TÜBİTAK'ın. 2023 hedefleri içerisinde takip ediyor bunu. OECD de bunların üzerinden takip ediyor. Ülkenin gayri safi milli hasılasının yüzde kaçı Ar-Ge'ye ayrılıyor diye bir kriter var. İnovasyona ayrılıyor değil de Ar-Ge'ye ayrılıyor diye. Ar-Ge için kaynak ayrılıyor diye. Bu konuda işte Türkiye Cumhuriyeti 2020 yılı için %3 hedef koymuş olmasına rağmen, yıllar önce ben TÜBİTAK'da çalışıyorum, yani ki hedef hala bir türlü %1'e ulaşamadı. Ne yazık ki %1'e ulaşamadı. İşte mesela Güney Kore falan, diğer ülkelerde bunlar işte 3'lere ve 4'lere falan ulaşıyor, 5'lere ulaşan bazı ülkelerde var. Dolayısıyla ülkemizin bu anlamda hani kaynak ayırmak için yeterli mevzuat veya düzenleme var mı? Var. Ama sonuçlar konusunda da yetkinlik var mı? Var. Peki ne eksik? Çok uzun bunun cevabı, öyle bir tane bir şey söyleyerek olacak gibi bir şey değil. Burada böyle bir sorumuz daha var. Bir sürü Hakkari 43. İnovasyon edilmiş sana madeni şey yapıyor uygun olarak ama bunları anlamadım. Giresun 62, Aydın 61. Bunların ne olduğunu anlamadım. Gerçekten anlamadım. Soruyu anlayabilirsem onu cevaplayacağım. 10. madde mi? İnovasyon yönetim sistemi standart maddelerde yüksek seviyeli yapıya uygun olarak 10 madde mi? Evet, 10 madde. Bunu anlattım uzun uzun. Maddelerin içeriği benzer mi? Evet, bunu da anlattım. Sunumun içerisinde bunları anlatmıştım. Yine söyleyeyim, 2015 versiyonu uygun şekilde, o şekilde yazdık. Bizim 5 yıllık çalışma süresi boyunca ISO bizi buna uymamız konusunda, kurallara uymamız konusunda uyardı. Ve biz de onlara uyduk efendim. Evet, galiba efendim tercümesi yok. Standardım. Bunları daha önce vermiştim diğer soruları. Evet. Sanıyorum vaktimiz de doluyor. Bir dakikamız var. Dinçer Bey, Şenur Hanım söylesinler. Başka sorular varsa, ben nasıl olsa uluslararası toplantıyı kaçırdım. Bundan biraz daha soru cevaplandırabilirim. Ne yapalım? O zaman bir dakika sonra el sallayayım, vedalaşalım mı acaba? Ne diyorsunuz? 114 kişiyiz. Peki, şu anda 114 katılımcı var. Bütün arkadaşlarıma beni sabırla dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili detaylı eğitimler talep ediyorsanız Şenur Hanım'a başvurun. Şenur Hanım size yardımcı olacaktır. Arkadaşlarımız da, katılımcılar da ayrılıyorlar.
Ben de sizlerle birlikte olmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Yeni fikir yönetim sistemi standardının yazımı için, şimdi diğer oturuma bağlanmak için izninizi rica ediyorum efendim.